Star ekranında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinin ozanı Şükrü Özyıldız'a sabah saatlerinde bebek teras diyoruz. Yakışıklı oyuncu meğer bir tiyatro oyununda rol alıyormuş. Sırtında çantası ve elinde cep telefonuyla yürüyen Şükrü Bey oyun provası için tiyatroya gittiğini söylüyordu. Günaydın. Naber abi? İyidir, siz ne yapıyorsunuz? Valla sağ olun. Ne yapıyorsunuz oğlum sabah sabah buralarda hafta içi? Sağ olun abi, çalışıyoruz. İyi. Nasıl diyor? İyi iyi. Tiyatroya gidiyorum. Tiyatro? Biraz da geç kaldım. Acelesi olan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ı kısa bir sohbet için yol ortasında durdurup başlıyoruz sohbete. İlk olarak Benim Hala Umudum Var dizisini soralım kendisine. Vallahi dizi gayet iyi. Dur sen geri geri düşeceksin şimdi, gel gel. Dizi nasıl gidiyor? Dizi gayet iyi gidiyor, bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Seyircimiz memnun, biz memnunuz, yapım memnun, herkes iyi. Şükrü Özyıldız'a oyuncu olarak kimleri kendisine örnek olarak gördüğünü soruyoruz bu kez. Bir yurt içinden bir de yurt dışından örnek veriyor yakışıklı oyuncu. Kendimi idol olarak kimi görüyorum? Daniel Day-Lewis'u görüyorum. Bilmiyorum ya, Türklerden Erdal Beşikçioğlu'nu ben çok beğenirim. Mesela şimdi Zerrin Tekindor'la oynuyorum, bayılıyorum kadına. İnanılmaz oyun, inanılmaz bir oyuncu bence. Sonra Tardu da çok iyi, Tardu Fjord'un. Bilemiyorum ya. Zor yakaladın şu an yani. Bir sinema projesinde yer alsa rol olarak nasıl bir karakteri oynamak ister diye soruyoruz dizinin ozanı Şükrü Özyıldız'a. O oyuncunun fixlediği bir şey olmamalı bence. Benim de öyle bir fixlediğim bir durum yok. Yani bu yapım şirketi, ne bileyim senaryo, yani çok güzel aşk filmiyse çekilir. Çok güzel savaş filmiyse o da çekilir. Öyle bir stasyon yok yani. İyi, daha fazla tutmayalım. Tamam, teşekkür ederim. Hadi kendinize. Hadi bay bay. Kolay gelsin.